Selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizinle güzel örneği yapacağız. Arkadaşlar bundan atkı çok güzel oluyor. Atkı şal, yelek, yazlık yelek arkadaşlar çok güzel oluyor. Bebek battaniyesi yazlık yapabilirsiniz ya da astarlı yapabilirsiniz. Arkası da bu şekilde. Arkası da gayet şık. Yani öyle şey durmuyor. Önü de bu şekilde. Kenarları da çok düzgün gidiyor arkadaşlar. Elimden geldiği kadar anlatmaya çalışacağım şimdi. Çok kolay bir örnek zaten. Hepiniz yapabilirsiniz. Bu arada kanalıma ilk defa gelen arkadaşlarım da hoş geldiler. Nasılsınız arkadaşlar? İyisinizdir inşallah. Ben de gayet iyiyim. Bol bol örnek çıkartıyorum. Çok da seviyorum arkadaşlar örgü yapmayı. Terapi gibi geliyor. Emekli olduğum için artık uğraşacak pek bir şey olmayınca böyle şeyler yapıyorum. Daha önce söylemiştim emekli olduğumu. Ben ebeyim arkadaşlar, doğum ebesi. 32 yıl emek verdikten sonra emekli oldum. 3 sene oldu. Bu işleri de seviyordum. Zaten çalışırken de çok severdim. Akşamlar geldiğimde mutlaka örgü yapardım. Çok seviyordum çünkü. Emekli olunca da bu güzel bir uğraş oldu bana. Hem kafam dağılıyor hem sizinle güzel vakit geçiriyorum. Örneklerimi paylaşıyorum. İnşallah siz de beğeniyorsunuzdur benim örneklerimi. Kanalıma. Her akşam saat 8'de yeni videolarımı yayınlıyorum. Arkadaşlar oraya beklerim sizi. Şimdi arkadaşlar böyle zincirimizi normal çekelim. Zincir sayısı da vermiyorum. İlk sırada örneğimi kuracağım çünkü. O yüzden istediğiniz boyutta bir zincir çekin. Zincirlerinizde şöyle çok sıkı ya da şey olmasın. Gayet böyle normal olsun. Elinizi serbest tutun. Şu şekilde birazcık çekeyim ben. Örneğimi küçük yapacağım arkadaşlar. Çok da zamanınızı almak istemiyorum. Şöyle çektim. Şimdi şu baştan örneğimi kurayım. Şuradan 1, 2, 3, 4 tane bıraktım. 5. zincirimin içine arkadaşlar tek kanat batın isterseniz daha güzel oluyor. 1 yanına 2 onun yanına bir trabzan daha 3. Zincirimden 4 oldu arkadaşlar. Şimdi 1, 2, 3 zincir çektim. 1, 2 tane bırakıyorum. Bakın şöyle 1, 2 tane bırakıyorum. 3. zincirime şöyle bir sık iğne yaptım. 1, 2, 3 zincir çektim. 2 tane zincir bıraktım. 3. zincirime bir trabzan yaptım. 1, buraya 4 tane yan yana trabzan yapıyoruz. 3 4 1 2 3 zincir 2 tane zincir bırakıyorum. 1 2 tane bırakıyorum. 3. zincirime bir tane sık iğne yapıyorum arkadaşlar. 1 2 3 zincir yine 1 2 tane bırakıyorum. 3. zincirime bir trabzan yapıyorum. Yan yana bütün zincirlerimize batarak da yan yana 4 tane trabzan yaptım. Şöyle olacak arkadaşlar. Benim bu kadar yeter. Buradan döneceğim arkadaşlar. Dönüşlerimizde 4 tane trabzanla. Bakın burada da aynı, burada da aynı. Aynı şekilde yapıyoruz. 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim ve döndüm. Şimdi arkadaşlar şu en sondaki trabzanımın içine bir tane sık iğne yaptım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Buradaki trabzanımın tepesine bir sık iğne yaptım. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Buradaki trabzanımın tepesine bir tane sık iğne yaptım. 1, 2, 3, 4, 5. Buralara 5 zincir çekiyoruz. Buraya bir tane sık iğne yaptım. 1, 2, 3, 4. Şimdi şu zincirimin tepesine bakın arkadaşlar şöyle bir tane sık iğne yaptım. Şöyle. Örneğimiz böyle olacak.
Şimdi diğer sıraya geçelim. 1, 2, 3 zincirimi çektim ve döndüm arkadaşlar. Şimdi buraları, bunun içini, burayı trabzanla dolduruyorum. 1, 2, 3. Zincirimden 4 trabzan. 1, 2, 3 zincir. Bu yuvamın içine sık iğne. Bir, iki, üç zincir. Şimdi şuradaki yuvamın içini trabzan. Buraya da 4 trabzan arkadaşlar. 4 tane trabzan. Bir, iki, üç zincir. Buraya sık iğne. Bir, bir, iki, üç zincir. Buradaki yuvamın içine 4 tane trabzan. 1 2 3 4. Bakın bu şekilde devam edecek. Şimdi döndük. Yine 1 2 3 tane trabzandan döndüm. Pardon, 4 trabzan. Hemen bu tepeye bakın arkadaşlar, şuraya bir sık iğne. 1 2 3 4 5. Buraya bir sık iğne. 1 2 3 4 zincir. Ve buraya sonundakine bir tane sık iğne. 1 2 3 4 5 zincir. Buraya bir sık iğne. 1 2 3 4 zincir ve buradaki zincirimin tepesine arkadaşlar bir sık iğne. 1 2 3 zincir döndüm. Hem devam edelim. Yuvamın içine şöyle olduğu gibi 4 tane trabzan olacak. 2 3 bundan 4. 1 2 3. Örneğimiz çok kolay arkadaşlar. Aynı tekrardan oluşuyor. 3 zincir. Şimdi bu yuvamın içine trabzan. 1 2 3 zincir yuvamın içine sık iğne. 1 2 3 zincir. Şimdi de bu yuvamın içine trabzan dolduruyorum. 3 4. Başta da 4 var arkadaşlar zincirle beraber. Burada da 4 kalıyor. Bu şekilde örneğimiz devam ediyor arkadaşlar. Beyazdan daha sanki daha net gözüktü. Pembem de çok güzel oldu. Bunu birazcık daha kalıntıyla yaptım arkadaşlar. Bunu 4 numarayla yaptım. Bunu 3 numarayla yaptım. Tığım 3 numara. Bunu ipim birazcık daha ondan ince. İkisini de şöyle yan yana baktığınızda aradaki farkı görürsünüz. İsterseniz böyle kalın ipten, isterseniz bir ton bir tık daha ince ipten yapabilirsiniz. Benim anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşürüz inşallah. Hoşça kalın.